Demek ki kurtlar buraya gelmiyor. Yoksa %90 erkek. Neredeyse üzerine gittim. Birbirini istemiyorlar. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz, benim. Umarım sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar uzun süredir fotokapanın oraya gidemiyoruz. Bugün gidip oraya bir kontrol edeceğiz. Bakalım ne gibi görüntüler var. Ya da orada yabani hayvanlar var mı? Gidip hep beraber bir kontrol edelim. Arkadaşlar bu inek kafasının yanında bir şey var. Orada yatıyor. Şöyle bir yakınlaşalım. Bu bir tilki. Bizden haberi yok aslında arkadaşlar. Biz buna çok yakınız. Ama bizden haberi yok. Bizim de ondan haberimiz yoktu. Bir drone kaldırayım dedim. Tilkiyi gördüm. %90 erkek bir tilki. Baksana da kafayı sahiplenmiş. Onun yanında yatıyor. Şimdi ben ona yaklaşmayı deneyeceğim. Yoksa bizim tavukları çalmaya çalışan bu mu? Erkek olduğu belli arkadaşlar yani vücut yapısından. Daha büyük. Tilkinin yanına yaklaşabildiğim kadar yaklaşacağım arkadaşlar. Önce drone'la bir algısını dağıtayım. Ondan sonra yanına yaklaşacağım. Bakalım ne gibi tepki verecek. Oradaki kemiklere sahiplenmiş. Kaçmıyor. Bakın arkadaşlar dedim kaçtı. Şimdi yine geri geldi. O inek kafasını bırakmıyor orada. Belki de akşam orada geçirmiş olabilir. Terk edip gitmiyor ama. Bakın ben de hemen üst tarafındayım arkadaşlar. Baya geldim. Şimdi yavaş yavaş da yana doğru gidiyorum. Bakalım beni fark edecek mi? Bir de saldırmasın ona güzel bir anı yaşatalım. Bir daha bizim tavuklarla iş olmasın. O günleri baskına gelmişlerdi. Tilkiler tavukları çalmaya. Acaba bu mu? Keşke barfuta geçseydim bugün. Ama arabayla geldiğim için arkadaşlar köpek getirmedim. Konuşmama rağmen kaçmıyor. Çok cesur bir tilki çıktı. Bize saldırması da iyi. Aramızda 10 metre kaldı. Hemen hemen. Ağaçların arkasından bana bakıyor şu anda. Herhalde tilkiyi biraz sonra yakalayacağım. Bakın arkadaşlar şu anda beni izliyor. Yani 5 metre 7 metre falan kaldı herhalde aramızda. Hiç beni takmıyor. Et yüzünden mi acaba böyle yaptı ya? Kaçmadı. Et sahiplendi herhalde. İnşallah bir gün bunu bir kurdala yaparız. Böyle bir hayalimiz de var ama tilki beni hiç sallamıyor. Neredeyse üzerine gittim. Aa, kaçtı. Aramızda 4-5 metre kaldı arkadaşlar. Nasıl kaçıyor şimdi? Uçuyor resmen. Bakın arkadaşlar bir misafirimiz var. Biz kurt beklerken yine çakal geldi. Çakal burayı mesken tutmuş artık. Demek ki kurtlar buraya gelmiyor. Yoksa çakal burada yaşayamazdı. Kaçar giderdi ama kurtlar burayı boş bıraktı bu sene. Ya da ölmüş olabilirler. Kurtların sayısı baya bir azaldı bu sene. Yani çok şaşırttı beni yani. Domuz deşi aynı olduğu gibi ağaçta duruyor. Arkadaşlar bakın bu köpekleri tarama eldiveni bir abimiz yollamıştı. Şimdi kıştan yaza girdiğimiz için köpekler postunu değiştiriyorlar. Dur tutalım dur. Ya bakın buraya. Bak gördün mü abi? Aynen bak, tüy atıyor Mert. Aynen. Şimdi bu eldivenle böyle tarayacağız bunu. Oğlum gel. Zaman dur şöyle. Dur ya dur dur. Taşınıyor da. Dur. Bırak heyecanlı sanıyorum. Aynen heyecanlandı köpek. Dur dur. Bir taradın mı sen o? Kendini bırakır. Oo. Gördün mü? Aynen. Dur. Ben tarakla şey yapacağını düşündüm Mert. Hmm. Tarayacağım. Tarakla değil bunu tarayacaksın. Gördüğün gibi ben ne alayım? Hadi kuralım. Şimdi
Şimdi atalım buraya. Dur, dalmıyor. Dur. Çok hareket ediyor bakıyor. Ne zamandır bağlı lan Mert. Aynen. Götüremiyoruz ya. Bak. Güzel değil mi lan bu şey? Bayağı iyiymiş. Ben bu kadar düşünmedim ha. Bu köpeğin de zarar vermiyor. Şuraya bak ya. Kurtulmaya topluyor muyum? Başka yere kalk. Uzat önüne gel. Gel. Sal gel. Dur. Şuraya bak ya. Horozları merak edenler vardı arkadaşlar. İçerideki tavukların yanında. Bir de dışarıdaki horozumuz var. Şimdi bunu dışarıdaki horozumuzun yanına götüreceğiz. İkisi de kardeşler. Bakalım nasıl olmuşlar. Bayağıdır dışarı çıkarmıyorum bu çaratayı. Ama çok güzel bir horoz. Bu da dışarıdaki horozumuz arkadaşlar. İkisi de kardeşler. Bu dışarıdaki tavukların yanında. Yani bu araç tavuk da bunu çiftleştirdim. Elimdeki de içerideki tavukların yanında. Bayağı bir kuluçkarlık yumurtasını yolladım bunu arkadaşlar. Farklı illere. Çok güzel. Cicivler çıktı. Şşt. Şöyle bir yan yana bırakalım. Bir de öyle görelim arkadaşlar. Şşt. Aslanlar. Bunlar aslında öz kardeşler arkadaşlar. Boykan'ın yavruları. İçeride senin hiç Boykan vardı ya. Dövüşmeyin ama dövüşen karşıyız. Yaratı seni. Geçen seneki Boykan'ın yavruları bunlar. Çok güzel horoz oldular. Bunlar damızlık bıraktım. 50 tane horozun içinden yani 50 tane civcivin içerisinden. Bunlar damızlık olarak bıraktım. Çok da güzel hayvanlar oldular. Sakin olun, dövüşmeyin. Dövüş olacak gibime geldi o yüzden. Ben bırakmayayım. Bu uzun olanı bu kasalı tavukta. Kasa olan da içerideki diğer tavuklarla çiftleştirdim arkadaşlar. Ya bu çok aşırı bir dik bir hayvan. Çok güzel bir yapısı var. Hani deresine benziyor. Bu da çok kalın. Hepsinin farklı özelliği var. Dövüşmen kuzum. Kavga etmen. Ufak bir dövüş çıktı o yüzden ayırdım arkadaşlar. Bir sakinleştiler aslında. Normalde fazla karışmıyordu birbirine ama şimdi acaba bunlar kardeşler hep bir arada dolaşıyordu normalde. Şımarıklar şimdi... sizi ya. Dur. Şımardı mı sizce ya? Kerata gel bakalım seni de bir severim. Bunların babası çok adama vuruyordu arkadaşlar. Yerde bıraktım var ya arkadaşlar o bayağı bir yaramaz. Şöyle öbürünü şuraya atalım. O hemen gidip onun önünü kesiyor bak. O yüzden bunları ikisini bir arada bakamıyoruz arkadaşlar. Buraları birbirine kattı Kerata abi. İkisi de birbirini istemiyorlar. Ama şimdi arkadaşlar birazdan dışarı bıraktım yakalayıp eve götüreceğim. Çok yaramazlar ya. Hiç durmuyor arkadaşlar. Bayağı bir sıkıntı çıkarıyor. O yüzden hemen birbirini götürelim. İçeri koyalım. Yoksa yani birbirini öldürmeden bırakmaz. Barut yerine koltuğu var. Kızlarla annelerini buluşturuyoruz böyle. Barut da işlerinden çıkmıyor hiç. Dur. Kızı aşıyor bir hayvan yani. Koyun aşıyor. Hiç koyunun içinden çıkmıyor. Çok seviyor hayvanları ya. Yazın bunları o atacak arkadaşlar. Koyunlara bayılıyor. İlk kez bu kadar koyun açtı bir hayvan görüyorum.
Hiç içinden çıkmıyor ya hiç. Suya götürelim içinden çıkmıyor. Emdiyelim çıkmıyor. Hani ilk kez böyle bir köpek oldu. Aroş. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.